Sevgili izleyiciler, Lübnan, İsrail'in bombalarıyla hem havadan ateş altında, hem de tanklarıyla karadan bir savaş halinde. E, Hizbullahı hedefliyor İsrail, ama Hizbullahı hedefliyorum derken mahalleler, siviller, kadınlar, çocuklar hayatını kaybediyorlar çok önemli bir konuğum var. Hizbullah cephesini bize anlatacak. Hizbullah'la ilgili rehber kitaplardan birinin yazarı olan, 2006'da yazılmıştı bu kitap ve hareketi uzun yıllardır takip eden, içeriden de bilen bir çok değerli bir yazar ve gazeteci Vali Çarara konuğum. Ee, aslında bu röportajı biz dün yapacaktık ama e, sürekli hareket halindeler, yer değiştirmeleri gerekiyor güvenlik nedeniyle. Dolayısıyla bugün aldık. E, kırılgan bir durum. E, dolayısıyla orada Lübnan'da olanları ve Hizbullah cephesinden görünenleri soracağım. Sayın Şerarab, e, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. E, hakikaten çok zor bir süreçten bir zamandan geçtiğinizi biliyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle size yakın zamanda Middle East ayda yayınlanmış olan ilginç bir iddiayı sormak istiyorum. Bir kaynağın verdiği bilgiye göre Lübnan hükümetine yakın bir kaynağa göre Nasrallah Nasrallah yeşil ışık yakmıştı aslında Başbakan Mikati ve Meclis Başkanı Berri üzerinden sınırın birkaç kilometre dışına çıkma e, yönünde bir e, taahhütte bulunmuştu diyor. E, sizin bu konuda bilginiz var mı? Ben bu konuda herhangi bir bilgi sahibi değilim. Ama bence Hasan Nasrallah'ın Hizbullah lideri Lübnan'ı İsrail'e karşı İsrail'in angasörlüğüne karşı savunan bir pozisyondaydı. Ve bir şekilde son derece gerçekçi bir yaklaşımla ülkesini savunmaya çalışıyordu. Hizbullah'ın hareket etme şekli 8 Ekim'den beri, 2023 8 Ekim'den beri hareket etme şekline bakınca şunu görüyoruz. Hizbullah özellikle İsrail askeri hedeflerini hedef alıyordu. İsrail başından itibaren hep sivilleri hedef aldı. Aslında bu çok kristalize bir şekilde bize iki tarafın bakış açılarını gösteriyor. Bir tarafta bir devlet terörü var. Sivilleri hedef alan bir devlet terörü. Sivilleri hedef alarak Lübnan direnişini yıldırmaya çalışıyor. Öbür tarafta ise askeri hedeflere odaklanan, düşmanın askeri hedeflerine odaklanan bir zihniyet var. Ki bunu da soykırımı durdurmak hedefiyle yapıyor. Ee, ancak e, bunun karşılığında İsrail e, son derece orantısız bir karşılık veriyor. Bakın Dübnan'da şehirlere bombalıyor, sivillere hedef alıyor. Şimdi karar harekatına başladı. Şimdi bu aşamadan itibaren Hizbullah tarafının stratejisi ne olacak? Şunu kabul etmek gerekir. Hizbullah çok ciddi bir e, yara aldı. Nasrallah öldürüldü, İbrahim Akil öldürüldü. Yani e, lider kadrosunun önemli bir kısmı yok edildi. Bundan sonra ne yapacak? Gelin biraz sağdaki gerçekleri sizinle birlikte bakalım. Mesela dün olanlara bakalım. Tek başına dün olanlara. İsrail ordusu Lübnan topraklarına girmeye çalıştı. Marunas'ta, Yarun'da, yani bu Lübnan köyleri ve Lübnan şehirleri. Güney Lübnan'da, oraya girmeye çalıştıklarında çok ciddi çatışmalar yaşandı. Ve İsrail'e 8 asker öldü ve 10 asker yaralandı. Ve Lübnan topraklarına girmeyi başaramadılar. Şimdi bakın, sınırdaki çatışmalardan bahsediyoruz. Yani İsrail sınırdan içeri girmeyi başaramıyor. Şunu biliyoruz. İsrail tarafı elbette ki askeri olarak çok üstün bir güce sahip. Düzenli ordu anlamına baktığımızda tartışma yok ki çok güçlü bir yapıdan bahsediyoruz. Çok gelişmiş bir hava kuvveti var. Ateş etme gücü var. Savaşma kabiliyeti var. Ama sahaya indiklerinde kararlı, sonuna kadar adanmış savaşçılarla mücadele etmek, savaşmak durumundalar. Bakın dün olanlar hiçbir şekilde İsrail lehine değildi. İsrail ordusu Lübnan toprağına girmekte başarılı olamadı. Evet bombalıyorlar. Hasan Nasrallah gibi direniş liderini öldürdüler. Ama ama direniş hareketlerini hedef aldığınızda ki 43 yıllık geçmiş olan bir direniş hareketini hedef aldığınızda ve on binlerce askeri gücü ve yüz binlerce sempatizmi olan bir harekete hedef aldığınızda o iş o kadar kolay değildir. Unutmayın Hizbullah'ın savaşma konusunda yıllara dayanan bir deneyimi var. İsrail, bakın 22 yıl sonra İsrail ordusunu Lübnan'dan püskürtmeyi başarmış bir hareketten bahsediyoruz. 2006'da İsrail püskürtmeyi başarmış bir hareketten bahsediyoruz. Bu gerilla hareketinin Nasrallah'ın ya da diğer liderlerin öldürülmesiyle zayıflamasını hiçbir şekilde beklemeyin. Bir şey daha, müsaade ederseniz söyleyeyim. Bakın, öldürülen liderlere bakın. Onların hepsi 60 yaşın üzerindeydi. Nasrallah 64 yaşındaydı. Fuat Şükür 63 yaşındaydı. İbrahim Akil 63 yaşındaydı. Bakın, dört nesilden bahsediyoruz. Bu dört nesil var Hizbullah'ın içinde. Yani Hizbullah bu sonuçları sindirebilir. Bu ölümlerin üzerinden hayatta kalabilir. Zaten bunu da kanıtladı. Bakın, olanlara bakın. İsrail tarafıyla çok ciddi bir mücadele yapıyor ve yüzleşmeden başarılı çıktı. Burada size şöyle bir soru sormak isterim. 2006'ya işaret ettiniz. Dediniz ki Hizbullah nesillere dayanan bir harekettir. Ama 2006'ya kıyasla baktığımızda çok ciddi bir yara aldı. Hizbullah'ın öldürülmesi hareket açısından ciddi bir sarsıntı değil midir? Şu an stratejileri ne kim belirliyor Hizbullah'ın? Tamam, İran Hizbullah'ın arkasında ama. Neredeyse tüm lider kadrosunun öldürülmüş olması motivasyonu e, ya da moralleri düşürmedi mi Hizbullah'ta? Bundan sonra ne olacak? Kim beyin olacak Hizbullah'ta? Hangi adımların nasıl atılacağına kim karar verecek? Mesela iletişim ağına da çok ciddi bir zarar verdi İsrail. Şimdi bundan sonra hareket nasıl ayakta kalacak? Yalnızca insan kaynağına sahip olmak yeterli mi? Bugün olanlara baktığımızda, Dün olduğuna baktığımızda, daha önceki günü olanlara baktığımızda şunu görüyoruz. Hareket, saldırılara, İsrail'e karşı saldırılara devam etme gücüne sahip. Bakın, 19 saldırı yaptı mesela. Kara harekatı başladığından beri zarar verdi İsrail ordusuna. Hareket, aynı zamanda, yani şöyle diyebilirim kısaca, sistem devam ediyor. Sistem çalışıyor. Tabii ki ciddi bir zarar verdi. Lider kadrosunun öldürülmesi, Hasan Nasrallah'ın yok edilmesi, öldürülmesi. Ama bu cinayet daha fazla birlik sağlayacak. Hareketin içinde kenetlenmeyi artıracak. Aynı zamanda Lübnan toplumunda da dayanışmayı artırdı. Ve bu his, bu kenetlenme hissi sağlığı da fark edilecek. Etkisini gösterecek. Şimdi hareket hiç olmadığı kadar İsrail'e savaşma konusunda kararlı görünüyor. Bölgedeki durum da öyle bir hal aldı ki, görüyorsunuz bakın, hakikaten Orta Doğu'da çok kritik bir tablo var. İran'ın İsrail'e saldırısını gördünüz. Associated Press'in İsrail'deki Nevati askeri üstündeki görüntülerini gördünüz. Şu çok açık ki o askeri üste ciddi bir zarar verildi. Gerilim tırmanacak. Bu çok açık. Bu da tamamen Netanyahu'nun siyasi çizgisi nedeniyle. İsrail tarafı bugün savaşın maliyetini düşünmeden devam ediyor. Gazze'ye saldırdığında Gazze'de kahraman bir direnişe şahit olduk. Gazze'deki direniş İsrail'e maalesef İsrail ordusuna, İsrail altyapısına zarar verecek güçte de değil. Ama Lübnan tarafına bakalım, İran tarafına bakalım. Yani direnişin diğer tarafına bakın. Bu tarafın böyle bir kapasitesi var. İsrail'e zarar verme kapasitesi var. İsrail toplumuna bakalım şimdi önümüzdeki günlerde. Nasrallah hedef aldığında İsrail ordusu ve Hizbullah'ın diğer liderlerini hedef aldığında bakalım. Destekliyorlardı ama bu devam ettikçe İsrail toplumu savaşı desteklemeye devam edecek mi? Savaşın bedelini ödemeye istekli olacak mı? Burada iki sorun var. Öncelikle Lübnan toplumundan bahsettiniz. Lübnan toplumu e, çok ciddi ayrışmış bir toplumdur. E, Hizbullah'a karşı Şiiler dışında özellikle Hristiyan kesimlerde çok ciddi bir şüphe vardır. E, sizce Hizbullah liderlerine yönelik yapılan bu saldırılar? Toplumdaki bu ayrışmayı nasıl etkiledi? Ayrışma arttı mı yoksa Şiilere ve Hizbullah'a yönelik dayanışma duyguları mı güçlendi? Sonuçta Lübnan tekrar bir savaşın ortasında. Toplumun diğer kesimleri Hizbullah'ı bundan sorumlu görüyorlar mı? Uh, um, you know, uh, uh, trying to analyze... Uh, analiz etmeye, Lübnan toplumunu analiz etmeye çalışmak ve politik pozisyonlanmaya, anlamaya çalışmak için sadece farklı. İşte Hristiyanlar, Şiiler, Sunniler diye ayırmak yeterli değildir. Çünkü her kesimin kendi içinde de ciddi bölünmeler, ayrışmalar var. Evet, farklı kesimler arasında ayrışma var. Doğru söylüyorsunuz. Ama her bir kesimin içinde de o kadar farklı farklı ayrışmalar var ki, mesela Hristiyanlar dediğimizde kendi aralarında ciddi fikir ayrılıkları var farklı organizasyonlar var, farklı temsilciler var, duyarlılıkları farklı. Dolayısıyla bu durumda, bu savaş durumunda şöyle bir şey var. Şimdi şunu hatırlatayım. Hasan Nasrallah bütün kesimler tarafından saygı duyulan bir isimdi. Doğru, Hizbullah'a yönelik farklı tutumlar var Lübnan'ın farklı toplum kesimleri arasında. Ama öyle de olsa diğer politik liderlerin dışında ona rağmen diğer liderlerin tersinde Hasan Nasrallah dürüst bir lider olarak algılanır tüm kesimler tarafından. Çünkü oğlu İsrail işgaline karşı savaşırken 97'de öldürüldü. İsrail işgaline karşı çocuğunu kurban etmiş bir liderdi ve çok da zor hayat koşullarında yaşayan bir liderdi. Birçok İsrailli Odaanın hedefindeydi. Dolayısıyla Hasan Nasrallah toplum tarafından son derece saygı gören bir figürdü. Hizbullah'ın politik konumlanmasına eleştirel yaklaşan yanlış bulanların da saygı duyduğu bir isimdi. Ölüm haberini aldığında tüm Lübnan toplumu şok oldu diyebilirim. Ve kim olursa olsun bir öfke duydular. İkinci olarak Lübnan'a karşı İsrail savaşı tıpkı Gazze'ye karşı savaşı gibi tamamen sivillere karşı bir savaş. Aslında İsrail bir şekilde soykırım uyguluyor. Olabilecek en fazla sayıda sivili hedefliyorlar. Altyapıyı hedefliyorlar. İnsanların yaşama şartlarını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Evleri hedef alıyorlar. Altyapıyı yok ediyorlar. Yani hayatı dair her şeyi yok etmeye çalışan bir anlayıştan bahsediyoruz. Bu da Lübnan toplumunda derinden derine çok ciddi bir öfkeyi tetikliyor. Lübnan toplumu %100 Hizbullah'ı destekliyor demiyorum tabii ki. Ama ciddi bir çoğunluk İsrail'e çok net bir şekilde karşı. Bu aynı şey değildir. Peki ama bu durumda nasıl geri savaşacak İsrail e nasıl karşılık verecek? Bir Lübnan ordusundan bahsedebilir miyiz? Bakın bu çok enteresan bir soru. Neden Lübnan ordusu İsrail ordusu da Hizbullah yanında savaşamaz? Çünkü Lübnan ordusu bir gerilla güç değildir. Düzenli bir ordudur. Karşımızda son derece sofistiki bir silah gücü olan çok ileri bir düzenli ordu var. İsrail ordusu. Yani bu kadar gelişmiş bir İsrail ordusuyla düzenli Lübnan ordusunun savaşma imkanı yok. İsrail ordusu Amerikan teknolojisi donanmış bir ordu. Buna karşı ancak Hizbullah'ın gerilla güçleri savaşabilir. Buna karşı ancak Hizbullah'ın gerilla güçleri savaşabilir. O zaman Lübnan ordusu bu savaşa karışmayacak, öyle mi? Hayır, karışamaz. Hayır, çünkü düzenli bir ordu. İsrail ordusunun yanında çok zayıf ve çok kısa sürede İsrail ordusu tarafından çok ciddi zarar görür. Oysa Hizbullah güçleri düzenli bir şekilde İsrail ordusuyla savaşmıyorlar. Asimetrik, gerile savaş yapıyorlar. Bunu yapabilecek tek güç Lübnan'da Hizbullah'tır. Bakın, dün Lübnan sınırında olan birebir karşılaşmaydı. Hizbullah, İsrail ordusuna farklı yollarla İsrail ordusuyla savaşabilir. Düzenli yolla değil, görünen düzenli orduyla değil, asimetrik bir savaş yapabilir. Bakın, Hizbullah'ın bu konuda çok uzun bir tecrübesi var, savaş tecrübesi var. Ve bence bu karşılaşma sırasında biz Hizbullah'ın biriktirdiği tecrübenin nasıl hayatı geçtiğini de göreceğiz. Sanıyorum İsrail ordusunun çok kötü sürprizler bekliyor. Bakın, dün bunun küçük bir örneğiydi. Bu sadece başlangıç. Lübnan toplumu Hizbullah yanında hizalanacak. Ya da en azından, en azından İsrail'e karşı, İsrail'in agresyonuna karşı tavrılacak. Göreceksiniz. Yani içimizde politik ayrılıklar olabilir. Ama sonuçta Lübnan toplumu İsrail'e karşı net bir tavır alacak hep birlikte. İsrail'de en iyi imkanlarla donatılmış bir düzenli ordu var. Öbür tarafta ise bu işe adamış insanlar var. Arkasında İran'ın olduğu ama daha da önemlisi çok ciddi bir toplumsal desteğin, tebanın olduğu bir gerilla hareketi var. Irkçı ve kolonyalist İsrail devletine karşı savaşan bir gerilla hareketi. Mr. Charara, thank you very much. Bay Charara, çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Sanıyorum Lübnan'da kalıyorsunuz, değil mi? Evet, Lübnan'dayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Çok teşekkür ederim.